Konuşma sırası Afyonkarahisar Milletvekili Sayın Ali Özkaya'da. Buyurun Sayın Özkaya. Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri ve ekranları başında bizleri izleyen aziz milletim. Anayasa Mahkemesi bütçesi hakkında grubumuz adına söz almış bulunuyorum. Öncelikle dün şehit olan binbaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Anayasa Mahkemesi 1961 anayasasıyla mevzuatımıza girmiş, hukuk sistemimize girmiş, 1982 anayasasıyla devam etmiş, 2010 ve 2017 değişiklikleriyle birlikte de yetkileri genişletilmiş bir yüksek mahkeme, bir yüksek mahkememizdir. Anayasa Mahkemesi 12 Eylül 1910 referandumuyla birlikte AK Parti'nin temel hakları, insan haklarını, hukuk devletini öncelemesi kapsamında getirildiği bireysel başvuruyla birlikte de gerçek bir yüksek mahkeme ve özgürlükler mahkemesine dönüşmüştür. Bu süreçte Anayasa Mahkemesi'ne çok ciddi şekilde 463 bin müracaat olmuş ve bu müracaatların yaklaşık olarak %80'ini sonuçlandırmıştır. Anayasa Mahkemesi kurulmuş olduğu 1962 yılındaki 44 sayılı kanunla yasada da rahmetli Menderes ve arkadaşlarını idam edenlerden bir kısmının atadığı ve o mantık ve o felsefeyle devam ettiği bir süreçte bulunmuş ve geçmişte siyasi iradeyi millet iradesine birçok zaman ket vurmuştur. Ama 2010 değişikliğinden sonra ise gerçek bir yüksek mahkeme ve özgürlükler mahkemesine doğru dönüşmüştür. Bizim de birçok eleştirdiğimiz, bazen hakikaten bu kadar da olmaz dediğimiz kararlar olmakla birlikte bugün hukuk devletinin, insan haklarının, bireysel özgürlüklerin adeta istingahı olan bir mahkemeye dönüşmüş ve bu açıdan da ülkemizin hukuk standartlarını ve özgürlükler standartlarını yükselten bir konuma gelmiştir. Bu süreçte Anayasa Mahkemesi'nin önünde ciddi sorun var. Bu sorunun en temeli uzun yargılamayla ilgili bireysel müracaatlar. Bugün yaklaşık 17 bin civarında müracaat var. Bu hususun Yüce Meclisimiz tarafından mutlaka önümüzdeki süreçte dikkatle değerlendirilmesi ve bu konuyla ilgili yasal bir düzenleme yapılarak bu sorunun çözülmesi gerektiği kanaatindeyim. Bir diğer husus da tabii mahkemenin pilot davalarla ve belirli getirdiği kriterlerle önündeki birikmiş olan iş yükünü çözme konusundaki gayreti gözden kaçmamakta ve dikkatle takip edilmektedir. Bizim uzun yargılamaya sebebiyet veren FETÖ terör örgütünün mensuplarının yargıdan temizlenmesi sonrası ciddi manada yaklaşık 5000'e yakın kıdemli hakimin görevden ayrılması ve onların yerine genç hakimlerin başlaması uzun yargılamayla ilgili kısmen bir sorun ortaya koymuş ve bu da mahkemenin gündemine gelmiştir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmeden Anayasa Mahkememizin sorunları çözmesi ve buradaki hak ihlallerini düzeltmesi bizim açımızdan kıvanç verici bir durumdur. Ancak benim şahsen dikkatimi çeken bir konu daha var. Bunu da Yüce Meclis'in takdirine sunmak istiyorum. Anayasa Mahkemesi Kanunu'nun 65. maddesinde eğer mahkeme heyet halinde çalıştığında oylar eşit hale gelirse başkanın oyu tarafından karar verilir diyor. Bir iptal davasında ve bireysel başvuruda 8'e 8 kaldığı yerde hem kanun iptal edildi hem bireysel başvuruda hak ihlali kararı verildi. Ben bunun meclisimizin, milli irademizin temsiline ve üstünlüğüne doğru olmadığını, genel yargılama hukukumuzdaki oy çokluğuyla karar verilmesi gerektiği şekliyle yeni dönemde bunun dikkate alınması ve Yüce Meclis'in bu konuda bir takdirde bulunmasını ve inşallah bunun da genel hukuk sistemimize uygun bir şekilde düzeltilmesi gerektiği kanaatindeyim. Bunu da Yüce Meclis'e takdirlerine ve bilgisine sunmayı bir görev addediyorum. Tabii bugün AK Parti 21. bütçesini yapıyor. Bu seçimle gelmiş, tüm seçimleri aşa aşa gelmiş, 21 bütçe yapmış, hem Türk siyasi tarihinde hem de dünya siyaset tarihinde bir önemli ilk. Bu açıdan bu günleri bize yaşatan, bu istikrarlı ortamı ortaya getirmemize vesile olan
AK Parti'ye ve onun lideri Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bu bütçeyi hazırlamakta bütün emeği geçmiş olan bakanlıklarımıza, kurumlarımıza, plan bütçe komisyonumuza ve yüce meclisimize saygılar sunuyorum. Bütçemizin hayırlar, bolluklar ve bereketler getirmesini diliyor.